İnanın birkaç yılın sonunda özellikle şehirde taraflarımızın, şehrin ileri gelenlerinin, yönetimimizin ve bu işte bize destek olacak bütün grupların birlikte isteği ve arzu sonucunda inanıyorum ki bu anlaşmamızın sonuna doğru bu takımı hep beraber şampiyonluğa oynatabiliriz. Bizim... Bursaspor bu maçı kazandı. Kadıköy'den gol haberi gelmezse Bursaspor şampiyon olacak. Şu anda Ozan'la birlikteyiz, İbrahim'le birlikteyiz. Son bir dakika Kadıköy'de şu an durum 1-1 Ozan. Skoru bekliyoruz, skoru. Son 30 saniye, son artık sonlar oynanıyor Kadıköy'de de 1-1. Valla kısmet inşallah, inşallah bekliyoruz. Sabah kalktık, babamla beraber kahvaltı yapacağız. O gün de şampiyonluk töreni var. Biz yine işte hangi formayı giysek, ne yapsak falan diye düşünürüz. Babam bana dedi ki, ne oldu dedi. Şampiyon olduk dedim. Sonra dedim. Dedim nasıl, şimdi ne yapacağız dedi. Dedim valla baba ne bileyim. İşte şampiyon olduk. Valla dedim ilk defa şampiyon oluyorum ben yani. Ne yapacağını bilmiyorum. Alex Ferguson'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maç. Manchester United, Bursaspor. Serkan mı, Rooney mi? Volkan mı, Nani mi? Ozan mı, Berbatov mu? Hedef şeytanın bacağını kırmak, Old Trafford'da puanla tanışmak. Manchester United, Bursaspor Şampiyonlar Ligi maçı. Çarşamba saat 21.45'te. Tek başına karar alamıyorlar. Beşiktaş'ın hassasiyetini anlıyoruz ama Beşiktaş Bursa'ya gitmeden Bursa Beşiktaş'a gelelim. İbrahim Yazıcı'ya kadar uzandı. Her şey 2011 yılında başladı. Suç işlemek için örgüt kurmak, bir grup vardı. Bu Bursa Spor yöneticilerini şikayet etmeyi meslek haline getirmiş bir grup vardı. Ve mal bunlar varlığını bildirmemekle suçlanıyor. Ellerinde olsa Bursa Spor'un şampiyonluğunu bir de dava eden. İkinci başkan Haluk Özkıyıcı, eski ikinci başkan onun için Osman Çelik. Ne diyeyim ki? Yani? Genç teknik adamı en güzel adam gibi adam Ertuğrul Sağlam sözleri ifade ediyordu. Türk futbolunun beyefendisi Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam döneminde Bursaspor taraftarı unutulmaz anlar yaşadı. Atatürk Stadında Şampiyonlar Ligi melodisi yankılanırken taraflı tarafsız herkesin göğsü kabarıyordu. 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılan Bursaspor'un başında Ertuğrul Sağlam vardı. 20 yıl sonra Türkiye Kupası finali, kulüp tarihinin Avrupa'da aldığı en farklı galibiyetin mimarı da Ertuğrul Sağlam'dı. Aynı Ertuğrul Sağlam, 4 yıl sonra büyük bir coşkuyla karşılandığı, şampiyonluk sözünün ilk söylendiği yerden ayrıldı yeşil beyazlı renklerle. Özlüce tesislerine bu kez coşku değil, hüzün hakim olmuştu. Bursaspor taraftarının adam gibi adamı Ertuğrul Sağlam bu kez anlamlı sözlerle veda etti. Ama bu bir veda değildi. Bu bir veda değil.
İlerleyen dönemlerde hayatımızın en güzel günlerinin geçtiği bir camiaya yeniden gelebilmek adına bir ara vermektir. Evet, ileride yeniden gelebilmek için şimdi gidiyoruz. Hepiniz hakkınızı helal edin. Arkadaşlar, bakın ben bir şey söylüyorum. Şimdi beyler, kardeşim, buradan bir saniye. Arkadaşlar, burada imza töreni yapıyoruz. Buradan başkanlar da gider, yöneticiler de gider, hocalar da gider, futbolcular da gider. Ya taktınız Bataca. Bataca 32 yaşında kardeşim. Ligi oynadık. Bir sonraki sene 3. olduk. Sonraki sene kupa finali oynadık. 5. olduk. Sonraki sene 4. olduk. Avrupa kupalarının hepsini yaşadık. Bursaspor artık 5. büyük olarak futbol kamuoyunda ülkede anılmaya başladı. Bunların hepsi tabii ben şunu söylemek istemiyorum ama bizim dönemimizde gerçekleşen işte hep beraber bir bütünlük içerisinde. Bataşa nerede Bataşa? Sen bu kulübün üstüne nasıl geçiyorsun lan? Sen bak Harun. Bir dakika. Burada. Harun. Bir dakika. Ne oldu? Harun. Harun.
Bize bir şey söyleyin. Devam ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Biz de onu Mayıs'ta bırakın. Tamam. Ya komple kararını söyleyin abi. Sizler ricamız. Samet'i gönderin, komple kararı aldığınızı söyleyin bu gece. Bu gece bir tane açıklama. Devam edin ondan sonra Mayıs'ta. Karar almıştık. Mayıs'ta olağanüstü komple kararımız vardı. Bu kadar. Sonra Mayıs'a kadar devam edin. Kamuoyu biraz rahatlasın. Yani çıksın artık şehir bu modda. Belki yemin ediyorum kongre kararı aldı. Topçular belki 3 hafta üst üste galip gelecek ya. Bir ahval yani, bir ahsizden kaynaklı, başka kimseden kaynaklı değil. 3 senedir bu takım yerin dibine giremez ya. Ahval demek ki olmuyor ya. Karar istiyoruz abi. En son bu imza törenlerimizi biliyorsunuz şampiyon olduğumuz yıl 2009-2010 senesinde yapıyorduk. Gönül ister tabii ki daha tertipli olsun ama önemli olan da taraftarımızın mutlu olması. Karışıklık olduğundan dolayı biraz sizden özür diliyorum. Kablolar bozulmuş, yayınlarımız kesildi. Ama olsun, bu da güzel tabii ki. Güzel tarafından bakmak lazım. Tabii ondan sonra açtık oyunu. Rakibin de tabii burada alan bulmasıyla birlikte maalesef müsabakayı kaybettik. Tabii ki çok üzgünüz. Özellikle Bursaspor'umuzu lige taşımak istedik. Nasip olmadı. Futbolcularımız elinden gelen mücadeleyi verdiler. Dediğim gibi eksiklerimiz oldu. Fakat hakikaten çok çok istediler. Olmadı. Adana Demirspor'u da tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızla mağduriyetleri var. Ben de onlardan süre istemiştim. Yani Bursaspor'un bütün hesaplarında temlik, haciz ve bloke var. Ben dışarıdan para toplayıp kasalarla, kutularla Sağlam'la birlikte 5. şampiyon Bursaspor katıldı. Müthiş bir başarıydı. Hep denirdi ya, bir Anadolu takımının Trabzonspor dışında şampiyonluğunu görebilecek miyiz? Gördük. Ama o büyük başarı. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. 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 Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Thank you.
sakin göllerin kuyusuyduk. Salınarak suyun yanağında yarılan ekmeğin bu suydu. Gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Şampiyon biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bursa Spor şampiyon oldu. Bursa Spor biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Bursa bu şampiyonluğa gitti. Yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.